İyi günler. Ben Doktor Haluk Kul. Bugünkü kaydımızda yönetim bilişim sistemlerinin bilişim teknolojisi ayağının dördüncü konusu yani uz iletişim, telekomünikasyon, bilgisayar ağları konusunda sizlere bazı bilgileri sunmaya çalışacağım. Bugünkü sunum biraz uzun diğer zamanlara göre. O yüzden de 20 dakikanın biraz daha üzerinde olabilecek ama geniş bir konu olduğundan sabretmenizi sizlerden rica edeceğim. Genelde YouTube kullanıcıları 15 dakika sınırında kalmak istiyor ama daha fazla indiremeyeceğimi zannediyorum. Şimdi müsaadenizle ben sunum penceresini de açayım ve kendimi yan tarafa sığıştırayım. Toplamda sanırım 50 tane yansımız olacaktır. Evet, sanırım gözüktü. Efendim konumuz bilgisayar ağları. Artık bilgisayarı tek başına kullanmak yeterli değil. Şöyle ki, çeşitli bilgisayarlar var, çeşitli çevre birimleri var. İşte yazıcı, kamera, barkod okuyucu vesaire. Bunların hep birlikte çalışabilmesi için bilgisayarların ve çevre birimlerinin etkileşimde, haberleşme halinde olabilmesi lazım. O yüzden biz bilgisayar ağlarını kullanıyoruz. Efendim, bunun için de kendi aralarında, bilgisayarların kendi aralarında veri aktarımı gerekiyor ve bir iletim gerekiyor, bir gönderici, bir alıcı. Bu konuda standart iletişim sürecinin nasıl olduğunu görelim. Bir gönderici var, göndericinin oluşturduğu ileti kodlama yoluyla bir kanal üzerinden alıcıya doğru geliyor ama alıcı da kod çözmek zorunda. Kod çözüldüğünde ileti alınıyor ve alıcı bunu anlıyor. Anladığını da ileti alıntı dönütü yani geri bildirimiyle aktarmak zorunda. İşte bazı şifreli kanallarda encoder, decoder meselesi var. Decoder dediğimiz şey kod çözme. Decode, kodun çözülmesi, şifrenin çözülmesi gibi değerlendirebiliriz. Şimdi bunun nasıl yapıldığını birazdan konuşacağız. Şimdi iletişim elektronik anlamda 3 ayrı usulde oluyor. Tek yönlü, yarı çift yönlü ve çift yönlü. Tek yönlü olan da radyo ya da televizyon yayınında olduğu gibi. Birisi konuşur, radyodaki bunu dinler. Eskiden radyolar böyle kutu gibiydi biliyorsunuz. Efendim telsizler var. Bas konuş, bırak dinle şeklinde yarı çift yönlü. Telefonlarda ise çift yönlü iletişim mümkün olabilmekte eş zamanlı olarak. Şimdi iletişim kuralları dediğimiz şey protokol. Şimdi protokol aslında törensel bir yerde nasıl davranılacağını bilmek değildir. İletişimin nasıl olacağı, usulün nasıl olacağını bilmesidir, kurallar dizisidir. Onun için de önce sinyal türlerini anlamamız lazım. Bir analog sinyal var, bir de dijital sinyal var. Analog sinyal dalgalar halinde gidiyor. Dalgaların sıklığı ve büyüklüğü, küçüklüğü, amplitud ya da frekansın ne olduğuna göre şey değişiyor. Radyolarda da işte FM, AM sistemi buradan görmekte. Dijital sinyaller ise 0 ve 1'lerden oluşuyor. Bastırarak sürekli 0, 1'ler gönderir. Şimdi analog sinyal söylediğim şekilde dalgalı, dijital sinyal ise vuruntulu kısımda olmakta. Eksi 1, 0'lar, 0 ve 1'ler halinde. Sonuç şurada. Efendim bizim kullandığımız bilgisayarlar ve hatta akıllı telefonlar dijital sinyal üretiyor. Fakat iletim çoğunlukla bakır kablolarla vesaire olursa analog olmak zorunda. O yüzden dijital sinyalleri modem, modülatör, emülatör, demodülatör aracılığıyla analoga dönüştürüyoruz. Karşı taraf bu analog sinyali tekrar dijitale dönüştürüyor ve bilgisayara aktarıyor. Bu Arnold Schwarzenegger'in filmi vardır, Robot Oldu. Terminator. Onda bir sahne vardır. Gelecekten gelen dişi robot bir kadının boynunu kırıp arabadan arabasına el koyar, cep telefonunu açar ve başlar kış diye ses çıkarmıyor. Orada yaptığı şey robotun aslında cep telefonunu kullanarak, onu modem gibi kullanarak analog sinyaller göndermesidir. Geçmiş dönemde o modemleri kullananlar, sizin yeni kuşaklar bilmez, o seslere gayet de alışıktır. Şimdi bilgisayar ağı ve bileşenleri nedir diye baktığınızda en azından iki bilgisayar ve bir aktarım ortamı ve protokolün destekleyicisi bir şey olması lazım. Böyle bir en geniş haliyle bakalım ne var. Ben büyük taraftan başlıyorum. İnternet ve diğer ağlar var. Bunlar bir yönlendirici router aracılığıyla sisteme giriyor. Sistemde anahtar
ya da switch dediğimiz şeylerle önce sunucu bilgisayara geliyor. Sunucu bilgisayarda ağ işletim sistemi, yani Network Operating System olmak zorunda. Tabii ağ arayüz kartı, Network Interface kartı dediğimiz şey gerekiyor. Ethernet kartı olarak isimlendirilir. Hani kağıt mendil serpak diyoruz ya, onun gibi. Ve bu anahtarlar aracılığıyla diğer PC'lere aktarma yapılır. Yani bu kablosuz erişim olmadığı zamanlarda biz böyle kablolarla bu işi yapıyorduk. Artık kablosuz modemlerde bunlar daha rahat yapılabilir halde oluyor. Ama illaki bir ağ işletim sistemi ve ağ arayüz kartı olmak zorunda. Ağ bağlanabilmek için. Ha, şu da var. Mesela Windows işletim sistemi ilk 1995'te çıktığında hala herhalde öyledir. 10 tane PC herhangi bir server olmadan kendi aralarında iletişim kurabiliyordu. Ama 11. makineyi bağlamak isterseniz Windows diyordu ki bu bilgisayarlar arasındaki veri trafiği yönetmek üzere bir tane sunucu, server bilgisayarı kurmak zorundasın. Ve o sunucu da bu oluyor, server. Peki bu durumda bir ağ işletim sistemi, ağ arayüz kartı gibi şeyler gerektiğini söylemiştik. Ve bilgisayarları da birbirlerine anahtar, yani switch dediğimiz kutularla bağlıyoruz. O RJ45 kablo bağlantılarıyla birbirlerine bağlanıyor. Artık bu işi kablosuz şeylerle de yapabiliyoruz. Yönlendiriciyle de işte diğer ağlara bağlanabilme imkanı oluyor. Üç tane bilgi işlem yaklaşımı var. Bunların çoğu artık merkezi bilgi işlem neredeyse kullanılmıyor, değerlendirebiliriz. Bir tane ana bilgisayar var. Ana bilgisayarın terminallerle bağlanıyorsunuz. Ana bilgisayardan bu işi yapıyorsunuz. Dağıtık bilgi işlem ve işbirlikçi bilgi işlem olarak da karşımıza çıkan yöntemler var. Efendim burada bakın, ana merkezi bilgi işlemde bu ana bilgisayar, mainframe makineler terminallerle bağlanıp kişiler çalışmalarını gerçekleştiriyor. Dağıtık bilgi işlemde ana bilgisayarlarla PC'ler, MIDI bilgisayarlar hepsi bir araya geliyor. Artık bu PC'lerin yerine akıllı telefonlarla da bağlanma imkanı oldu. İşbirlikçi bilgi işlemde karşılıklı iki bilgisayar arada bir server kullanmaya bile gerek kalmadan bağlanarak iş yapabiliyorlar. Bazen iki bilgisayar arasında coax kabloyla vesaire de bunları yapabilme imkanınız var. Ya da doğrudan işte Bluetooth'ta dosya gönderme gibi işlemler şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Yani bilgisayar ağlarında çeşitli türler var. PBX dediğimiz, genelde telefon santrallarında bunları görürüz. Yerel alan ağı, LAN, Local Area Network, Türkçemizdeki LAN değildir, karıştırmayalım. Geniş alan ağı, Wide Area Network, kentsel alan ağı ve kişisel ağ olarak da sınıflandırmalar bulunmakta. Mesela PBX genelde şöyledir arkadaşlar, onu da bir tarihsel bilgi olarak sunayım. Eskiden iş yerlerinin telefonlarında bir numara yazardı. Ondan sonra yanına 30 hat, 50 hat filan denirdi. Ama siz aradığınızda santralda mesela sonu çift sıfırla bitiyor. 50 hat diyor. 49'a kadar var. Ama 25'i çevirdiğinizde 25 numara doluysa meşgul veriyor. Boş olan hattı bulmanız gerekiyordu. PBX bu sorunu çözdü. Bunun dışında fax, PC, ana bilgisayar her bir şeyi kullanabilir hale getirdi. Yerel alan ağında mesela yazıcılar, ana bilgisayar, işler bilgisayarlara bağlanabiliyorlar. Hatta artık kablosuz ağlar aracılığıyla ben evimdeki cep telefonumdan, eğer tanımlıysa evimdeki yazıcıdan kablosuz bir şekilde dosya gönderip yazdırma imkanım olabilmekte. Geniş alan ağları dediğimiz şey arkadaşlar, gerçekten çok geniş alanlar. Şehir bazında, ülke bazında, kıtalar arası, hatta gezegenler arası. Yani Mars'ın çevresinde döne gelen uydular ve Mars yüzeyindeki robotlarla kontrol merkezlerinin arasındaki, Dünya ile Mars arasındaki şeyi de geniş alan ağ olarak değerlendirebilirsiniz. Küresel ağlar, işte en yaygını internettir. Onun dışında başka ağlar da, özel ağlar da kullanılabiliyor. Kuruluşa yönelik ağlarda farklı merkezlerde iletişimin olabilmesini sağlandığını görmekteyiz. Şimdi temelde bakın şunu anlayabilmemiz lazım. İstemci sunucu mimarisi nedir? Şimdi biz akıllı telefonlarımızla bazı işleri yaptırıyoruz ama aslında olay şu. Ne yapılmasını istediğimizde bu bilgisayarda, elimizdeki telefonda tanımlıyoruz. İşlemin yapılma emri uzaktaki bir yerlerdeki sunucu bilgisayara geliyor. Sunucu bilgisayar işlemi yapıyor, bize sonucu gösteriyor.
Örneğin işte LinkedIn sayfasındaki bir şeyi araştırıyorsunuz ya da e-postanızı araştırıyorsunuz ama bunlar bu makinede değil, elinizdeki makinede değil. Sunucuda eğer internet yoksa bunu hiç yapamıyorsunuz. O nedenle istenciler arasındaki işlemlerin tanımlanması, işlemin sunucuda yapılması, server'da yapılması ve sonucun gene istenciye aktarılması olarak değerlendirmeniz gerekli. Bir karmaşık istenci sunucu yapısına baktığımızda istenci olarak PC var ya da akıllı telefon, internete bağlandık. Bu ana bilgisi, ana sunucuya bağlanıyor. Ana sunucu uygulama sunucusuna, bu veri tabanı sunucusuna, bu da veri tabanına bağlanıp işleri yapıyor. Ve bu arada bir sürü protokol karşımıza çıkıyor. En fazla bilinen HTTP, Hypertext Terminal protokol. Bir anda karıştı. FTP, File Transfer Protocol şeklinde kısaltmalar var. HTTP'yi bir anda toparlayamadım ben galiba. Kayıttan sonra kapatmak lazım. Benim görevdeş eş düzey akran ağ yapılanması da karşımıza çıkabilmekte. Şimdi bilgisayar ağ deyince bilgisayarların birbirine bağlanabilmesi lazım. Çoğunlukla da bir kullanıcı tabanında özellikle şu telefonlar olunca biz kablosuz ağları biliyoruz ama ana iş, ana arter halen kablolu ortamda. Kablolu ortamları şöyle bir değerlendirdiğimizde 3 tane seçenek karşımıza çıkıyor. 1. Yüklümlü kablo, yani telefon kablosu, artı, eksi, uç. Bunlar kıvrıldı ki daha mukavim olsun, hemen kokmasın, şey olmasın. 2. Koaks kablo, ki anten kablosu diyebiliriz, televizyon antenlerinde kullanılan kablo. Ve fiber optik kablo. Bunlar sırasıyla daha pahalı, daha korunaklı, daha kabiliyetli oluyor. Fakat işçiliği biraz daha artıyor. Mesela yüklümlü kabloda ben sadece bir meyve bıçağı ile ve gerekirse de bir gazete kağıdını kullanarak aradaki yalıtımı sağlamak üzere uyduruktan da olsa iletimi sağlayabilirim. Hadi onun yerine bir tane para bandı ya da izole bant kullanarak bu işi yapabilirim. Ne kadar sağlıklı olur ama en azından sadece bunları kullanarak ben koaks kabloda ya da fiber optik kabloda işleri yapmam daha güç olacak. Büklümlü kabloda gördüğünüz üzere şöyle büklümler var, artı eksi uçları. Uçlarında RJ45 işine bağlanması yapılıyor. Koaks kablo genelde televizyon antenlerinde kullanılan şeydir ya da genelde modeminizin arkasında bağlanabilir. Bir ucu şurada bulunmaktadır. Yalıtımsal bir çevresel düzey, parazitlenme yönleyici bir tabaka ve diğer uç ve üzerine de yeni bir başka yalıtım kablosuyla veri çalma, cılızlanma vesaireye karşı gayet iyi koruma sağlar. Tabii ki fiber optik kablo. Bu ışığın bükülebilir bir şekilde iletildiği kablolardan oluyor. Neredeyse 1000 katına kadar belki daha da fazla veri iletiminin söz konusu olduğu en bir ana omurga. Yani kıtalar arası internet iletişimi için kullanılan kablo fiber optik. Şimdi gelelim kablosuz ortamlara. Kızılötesi yüksek frekanslı radyo ve mikrodalga şeklinde bir sıralama olabiliyor. Gönderilecek verinin yoğunluğu ve mesafeye göre üç yöntemden biri olabiliyor. Kızılötesi şu cep telefonlarından da önce çok daha öncesi Nokia dönemlerinde hani yılan oyunu oynanırdı. Genç kuşak bilmez ama ondan öncekilerin oynadığı bir oyundur ama kızılötesinde iki tane alıcı vericinin birbirini görmesi isterdi yani. Çok hafif kaçarsa oyun oynayamazdınız ya da bilgisayara bağlanıp veri internete telefonunuzdan bağlandığınızda karşılıklı kızılötesi şeylerin birbirini görebilmesi istediğinde hassas işlerdi. Sonra şu anda gittikçe daha kolaylaştı yeni teknolojilerle. Teorik olarak 25 metreye kadar mesafelerde arada engel olmaz ise sinyal gönderme mümkündür. Ucuzdur. Yani şöyle söyleyeyim, sent pazarlarında 5 liraya 10 liraya uzaktan televizyon kumanda aletleri alabiliyorsunuz. Çünkü bunlar da kızılötesi kumanda sistemi, iletişim sistemi kullanılıyor. İşte yazıcı vesaire gibi şeyler de kullanılabilir. Şimdi yüksek frekanslı radyolarda 10 ila 40 kilometrelik uzaklıklarda saniyede 100 megabit ve üzeri kapasiteli sinyal gönderimi mümkün. Fakat birbirini görebilmesi lazım. Buradaki sorun ne? Dünyanın yuvarlak olması. Dünya yuvarlak olunca belli bir şeyden sonra birbirine antenler göremeyebiliyorlar.
kolluk kuvvetlerinin kullandığını söyleyebiliriz ama gittikçe sivilleşmeye başladı şeyler. Cep telefonu şebekelerinde oluyor. Bakın İngilizce'de cep telefonu biz diyoruz ama İngilizce'de buna cellular phone deniyor. Sel hücre anlamına geliyor. Baz istasyonları belli bir hücre içinde, alan içinde iletişim sağlıyor. Diğeri öbüründe böyle hücreler birbirleriyle beraber yan yana gelerek iletişim ağını oluşturuyorlar. Mikrodalga aktarımda da gene alıcı ve verici antenin birbirini görebilmesi gerekiyor. Maliyet ve kapasite de uzaklığa göre değişiyor. Arkadaşlar bunlar yıllara sahip değişiyor. Yani benim burada vereceğim bilgiler belki de 10 sene öncesine ait olabilir. Biliyorsunuz Moore yasası var. Moore yasası der ki her 1,5 senede bir yaklaşık olarak işlemci kapasitesi 2 katına çıkabilmekte, maliyette yarı yarıya düşebilmektedir. İşte yerüstü mikrodalga sistemleri bu şekilde çalıştı. Gördük. Uydu mikrodalgalarda dünyanın yörüngesinde olan uydular aracılığıyla iletişim sağlanıyor. Fakat burada şöyle bir sorun var arkadaşlar. Birazdan anlatacağım. Şimdi ışık hızında gidiyor. Fakat veri dünyadan uyduya gitti. Oradan da geri döndü. Şöyle bir sorun var. Dünyanın dönüş hızıyla uydunun dönüş hızının aynı olabileceği bir uzaklık var. Çünkü yörüngede kalabilmek için oradaki merkezcil ivme, merkez kaç kuvvetiyle o noktadaki yer çekimi ivmesinin aynı olması gerekiyor. Bu uzaklık yerden yaklaşık 36.400 km kadar yukarıda. Buna yere çakılı uydular deniyor, geostasyoner uydular. Baktığınızda sürekli dünya ile aynı şekilde. Ama bunun bedeli şu, 36.000 km gitti, 36.000 km döndü. Yaklaşık %25 saniye, yani çeyrek saniyelik bir sinyal gecikmesine neden olabiliyor. Ya da bunun yerine yapabileceğiniz şey şu, ilgili bölgeden her an bir uydunun geçebileceği şekilde çoklu uydu sistemlerini kullanabilmek. İşte 60-70 tane uydu fırlatmamız gerekiyor falan. Bunların bakımı, yörünge takibi hangisi olursa. Topolojiler, yani ilingelerden bahsetmek istiyorum. Bilgisayar ağlarında eğer kablolu sistem kullanılacaksa bunların ilingesi nasıl olacak? 4 tane tür var. Yıldız, halka, ortak yol, bas, veri yolu ve örgü, mesh şeklinde. Halka ilingesinde bir yüzük şeklinde bir dairenin çevresinde bilgisayarlar ya da çevre birimleri bağlantılandırılıyor. Yıldız ilingesinde ortada bir sistem var ve buradan her bir tarafa çıkıyor. Yıldız ilingesi aslında şeyde kullanılır, ulaşımda kullanılır. Mesela Ankara'da kullanılan sistemde bütün araçlar Kızılay'dan geçerler. Ondan sonrasında söyleyeceğimiz şey örgü ilingesi, mesh ilingesi oluyor ve bir de ortak yol data bus olmakta. Sonraki şey, efendime söyleyeyim, bu ilinge örneklerinden konuştuktan sonra anlatacağımız, yani bilgisayarlar da buna göre bağlantılandırılıyor. Mesela burada bir şeyi görüyoruz. Halka ilingesini görmekteyiz. Bilgisayar ağları bu şekilde olmakta. Burada bir merkezi ilgilendirme, örgü ve veri yolu şeklinde de sistemi görmektesiniz kıymetli arkadaşlar. Şimdi protokollere gelelim. İki tane bilgisayar ya da daha fazla şey neye göre protokol içinde olacak? Bunun için en çok kullanılan yöntem açık sistem ara bağlantısı, Open Systems Interface, bir de başvuru modeli, referans modeli ve de TCP/IP denilen Transmission Control Protocol, internet protokol iletişim kurallarıdır. Buradaki şey de açık sistem ara bağlantısı için 7 tane sistemden bağlantıdan bahsedebiliriz. Fiziksel, veri bağ, ağ, aktarım vesaire. Bunları şimdi ayrıntısına girmeyeceğim sizler için. Fakat işte mesela Windows işletim sistemi olan bilgisayarla Pardus işletim sistemi olan bilgisayar Windows'tan uygulamadan geliyor, fiziksel katmana geliyor. Fiziksel katmandan uygulama katmanında Pardus'a ulaşıyor ya da tam tersi şekilde. Ethernet 1976 yılında Xerox tarafından kurulan bir iletişim kuralı dizgesi. Bir saniyede 1 gigabit
GB civarında veri aktarımı mümkün olmaktadır. Artık birçok bilgisayarda bunlar bulunmaktadır diyoruz. TCP/IP de aynı şekilde kullanılıyor. Bir sonraki konuda bunları daha fazla sizlere aktaracağım. Efendim, bağlanabilirlik donanımları, yani bir kablolu bilgisayar varsa burada neyi kullanacağız? Öncelikle kablonun bilgisayara bağlanması için bir bağlanç, genelde RJ45'tir. Sonra kablo, en basitinden büklümlü kablo. Sonra bu büklümlü kablodan ya da neredeyse geldiyse dijital sinyali analoğa dönüştüren bir modem. Sonra bir telefon hattı ve tekrar kablo gibi klasik yöntem değerlendirilebilir. Burada bir RJ45 ve coax kablo arayüzlerini görmektesiniz. Efendim, benim bu konuda anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Müsaadenizle ben ekran gösterimi durdurayım. Peki, şimdi bugün sizlerle beraber bilgisayar ağlarını konuştuk. Telekomünikasyonun temel özelliklerini konuştuk. Bu ucu bucağı yok. Çok genel bilgileri verdim. Burada anlattığım konuların her birinin uzmanı olduğumu iddia etmiyorum. Fakat bunları bilerek yönetim bilişim sistemlerine geçmeniz lazım. O nedenle konular hakkında bilgi sahibi olmanız ya da yönetim bilişim sistemleri ders alacaksanız yardımcı olmanız amacıyla bunları aktardım. Bir sonraki yansımızda konuyu biraz daha internet üzerinden alacağım. Sonra da yönetim bilişim sistemlerini sistem yaklaşımıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. Efendim, hepinize başarılar diliyorum. Bahtınız açık olsun. Başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.